Narko rehber adı altında uyuşturucuyla ilgili madde bağımlılığı konusundan bahsedeceğim birazdan size. Jandarmaya yerel yönetimlerden katkı sağlayalım. Yerel yönetimlerden derken şu yanlış anlaşılma olmasın, yani biz size polislik yaptırmayacağız burada. Hani bize bilgi vermez. Sadece bu. Amacımız bu yani. Başka bir şey değil ki bu konuda büyük bir sorun yani. Doğru değil mi? Evet. Herkes biliyor. Herkesin maalesef. Biz de işte böyle seminer vererek bu olaya katkı vermek istiyoruz ve sizin de katkılarınızı bekliyoruz. Sinir sistemi uyuşturanlar var. Sinir sistemi uyaranlar var. Ondan biraz bahsedeceğim. Tabii buraya kadar olan kısmı biraz daha böyle sizin az bilmeniz gereken ama bundan sonraki, şu dördüncü maddeden sonraki sizi gayet çok ilgilendiren bir konu. İşte bağımlı olan kişinin özellikleri nedir? Sokakta geçen gün gördüm işte Rabıta abi böyle yürürken yanından iki tane genç geçiyordu. Şimdi o gençlerle ilgili ben baktım. Gençlerde hafif böyle bir şeyler gördüm. İşte Rabıta abim de geçerken görsün diye biz bunu anlatıyoruz. Anlatabildim değil mi? Herkes anlasın, görsün. Şimdi madde bağımlılığı kişinin özelliği nelerdir dedik. Fiziksel belirtileri var bunun. Sosyal belirtileri var. Bir de psikolojik belirtileri var. Sonra sokak satıcısı nasıl tanınır? Bundan biraz bahsedeceğiz. Sokaktaki adları nelerdir, maddeleri? Mesela işte dediğim gibi gezerken işte iki kişi yanlarında ot dedi mesela. Veya ne bileyim buzda dans dedi. Buzda dansı bilen var mı? Bak yok. Ha. Bunu işte öğreteceğiz inşallah. Bundan sonra gördüğünüzde, duyduğunuzda veya işte sokakta, akrabanızda ne bileyim. Yani bu gibi yerlerde gördüğünüzde bize bilgi vereceksiniz. Biz gereğini yapacağız. Bir ya da birden çok işlevini olumsuz yönde etkileyen insanların fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik birçok sorun yaşamasına neden olan maddelerin alıp kullanılması ve devamında da bu maddelerin bırakılmamasına bağımlıdır. İşte şu sütleri görüyorsunuz, akan sütleri. O sütler belli bir süre sonra şöyle kahverengi hale geliyor. Bu hale geldikten sonra topluyorlar, kimyasalları birleştiriyorlar, alsınlar. Şimdi bu ağacın yapraklarına kimyasallar sıkıyorlar böyle, sıkıyorlar. İşte fare zehri olsun, işte bütün böyle pis kimyasallar sıkıştırıyorlar. Ondan sonra bu siyorekte alınan heroinimiz, mesela 13 bin adet ekstazi. 13 bin adet. Şimdi kaç tane çocuğu zehirleyecektir? Kadar daralma ya da uyarıcı kullanımında ise göz bebeklerinde genişleme, görme bozuklukları, yüzde kızarma ve burunun akıntısı rahatsızlıkları gözlenir.